Ed Grelin Poe Kuzgun Bir zamanlar, kasvetli bir gece yarısı, Unutulmuş eski bilgilerin, Tuhaf ve antika ciltlerin üzerine düşünüyordum. Yorgun ve sıkıntılı. Uyumak üzereydim. Neredeyse başım düşüyordu ki, Bir tıkırtı geldi birden. Sanki kibarca, Oda kapımı çalan, Çalan birisi gibi. Odamın kapısını tıklatan, Diye söylendim. Bir konuk, Başka bir şey değil yalnızca bu. Ah, iyi canım ki o hazin aralık ayıydı. Ve zemine vuruyordu sönen her bir közün yansısı. Sabahı istiyorum şevkle, boş yere. Aramıştım ödünç bir avuntuyu kederden, Yitik Lenor'un kederinden. O eşsiz ve pırıl pırıl kızın, Meleklerin Lenor diye andığı, Buralarda anılmayacak artık adı ve mor perdelerin belirsiz, hüzünlü, ipeksi hışırtısı. Önceden hiç duyulmamış tuhaf korkularla dolduruyor, tir tir titretiyordu beni. Öyle ki çırpıntımı bastırmak için tekrarladım. Oda kapımdan girme izni isteyen bir konuk bu. Oda kapımdan girme izni isteyen genç bir konuk, başka bir şey değil, budur, bu. O sıra cesaretimi toplayıp daha fazla oyalanmadan Sör dedim. Ya da adam, affınızı dilerim ama gerçek şu ki dalıyordum ve siz öylesine yumuşak bir tıkırtıyla geldiniz ve öylesine hafifçe tıklattınız. Tıklattınız odamın kapısını ki duyduğumdan pek emin değilim sizi. Diyerek kapıyı açtım burada. Karanlıktan başka bir şey yoktu orada. Orada durdum. Korku ve merakla karanlığın içine baktım uzun süre. Kuşkuyla, kurarak hiçbir ölümlünün cüret edemediği hayalleri. Ama sükunet bozulmadı ve sessizlik bir ipucu vermedi. Ve fısıltıyla söylenen tek sözdü orada, Lenor. Buydu fısıldadığım, mırıltılı bir yankıyla geri gelen o söz, Lenor. Başka bir şey değil, yalnızca bu. Odama dönerken alev alev yanarak ruhum, aynı tıkırtıyı işittim, yine İlkinden biraz daha kuvvetlice. Kesinlikle dedim. Kesinlikle bir şey var penceremin kafesinde. Öyleyse neymiş bakalım ve bu esrarı çözelim. Rüzgardır, başka bir şey değil bu. Açı verince kepengi eski devirden kalma azametli bir kuzgun kanat çırpıp sallanarak adım attı içeriye. Ne bir selam verdi ne bir an durdu ya da oturdu. Ama bir lady'nin ya da lord'un edasıyla tünedi kapımın üstüne. O da kapımın üstünde bir pallas büstüne kondu. Konup oturdu. Hepsi bu. Derken ciddi ve haşin suratıyla bu abanoz kuş, kederimi gülümsemeye dönüştürdü. Sorgucun kırkılmışsa da hiç kuşkusuz, dedim, korkak değilsin sen. Gecenin kıyısından gelen, suratsız ve yaşlı kuzgun, Gecenin Plutanyan kıyısındaki saygıdeğer adın nedir söyle bana Kuzgun dedi ki bir daha asla Çok şaşırmıştım bu çirkin kuşun konuştuğunu duyup böylesine açıkça pek alakalı olmasa yanıtı pek anlamlı olmasa da çünkü kabul etmeliyiz ki yaşayan kimse henüz mashar olmadı oda kapısının üstünde bir kuş kuş ya da hayvan görmeye oda kapısının üstündeki büste bir isimle bir daha asla diye. Ama kuzgun sessiz büstün üstünde tek başına yalnızca bu sözü söyledi. Sanki bu bir tek sözle içini dökmüş gibi. Sonra başka bir şey söylemedi ne de bir tüyünü oynattı. Ben mırıldanana dek, önceden uçtu diğer dostları. Sabahleyin beni terk edecek umutlarımın önceden uçup gittiği gibi. O zaman kuş bir daha asla dedi sessizlikten ürküp böylesine uygun bir yanıtla bozulmuş kuşkusuz dedim söylediği şey bütün sermayesi mutsuz bir sahipten kalmış zalim bir belanın soluk vermeden izlediği ve izlediği ta ki şarkıların nakaratı olana dek umutlarına ağıt yaktığı asla bir daha asla nakaratı ama kuzgun hayallerimi tebessüme çevirirken hala minderli bir iskemleyi sürdüm kuşun kapının ve büstün önüne sonra çökerek kadife yastığın üstüne kendimi hayalden hayale geçmeye verdim düşünerek bu eskinin meşhum kuşu bu suratsız çirkin korkunç sıska ve uğursuz eski zaman kuşu ne demek istemişti gaklayarak bir daha asla diye oturdum bunu bulmaya çalışarak ama tek söz etmeden ateşli gözleri şimdi göğsümün içinde yanan kuşa Bunları bulmayı düşünerek oturdum. Başım hafifçe eğilirken kadife yastığın lamba ışığının üstünde göz gezdirdiği kumaşına. Ama üzerinde lamba ışığının üstünde göz gezdirdiği kumaşa o oturmayacak. Ah, bir daha asla. Derken bana öyle geldi ki görünmez bir buhurdanla tütsülenip yoğunlaştı hava. Sallanan adımları tüylü zeminde tıpırdayan seraplarca Zavallı diye bağırdım. Tanrım emanet etti. Bu meleklerle gönderdi seni. Unut, unut ve arın anasından Lenor'un. İç ah, iç bu arındırıcı ilacı ve unut bu yitik Lenor'u. Kuzgun dedi ki, bir daha asla. Kahin dedim. Kötülüğün işi, yine de kahin. Şeytan ya da kuş olsa da. İster ayartıcı göndermiş olsun, ister fırtına fırlatmış olsun seni bu kıyıya ıssız ama korkusuz, bu büyülü terk edilmiş toprağa, bu eve dehşetin uğradığı, söyle bana, dost doğru, yalvarırım. Kuzgun dedi ki, bir daha asla. Kahin dedim, kötülüğün işi, yine de kahin, şeytan ya da kuş olsa da, üstümüzde çevrenen gök adına, ikimizin de tapındığı tanrı adına, söyle kederle yüklü bir ruha, uzak adende, Var mı kutlu bir kız, meleklerin Lenor diye andığı? Var mı eşsiz ve pırıl pırıl bir kız, meleklerin Lenor diye andığı? Kuzgun dedi ki, bir daha asla. Ayrılık sözümüz olsun bu, diye bağırdım fırlayarak. Kuş ya da şeytan, gel git fırtınaya ve gecenin Plütonyan kıyısına. Bırakma kara tüylerini o nişan gibi o yalanın, ruhunun söylediği yalnızlığımı bozma bırak kapımın üstündeki büstü çek gaganı yüreğimden ve kapımdan çekip git kuzgun dedi ki bir daha asla ve kuzgun asla kıpırdamadan hala oturuyor oturuyor hala sessiz pallas büstünün üzerinde tam kapımın yukarısında ve gözleri düşkuran bir şeytanın gözleri gibi ve üstünden akan lamba ışığı zemine düşürüyor gölgesini ve ruhum zeminde dalgalanan bu gölgeden bir daha asla alamayacak kendisini